Merhabalar, masama hoş geldiniz efendim. Güzel bir akşam olsun niyetiyle programı açıyorum. Cansel Elçin masada. Uzun zamandır özlediğinizi biliyorum onu. Ben de işte kendisinden rica ettim. Kırmadı geldi. Buyursunlar efendim, masa başlıyor. Seni araştırırken gördüm ki çok sevilen, özlenen bir aktörsün. Ne mutlu senin için. Aa, çok teşekkür ederim. Öyle bir durum var galiba. Yani yıllardan beri beraber olduğumuz, evet. Böyle yakından beni takip eden, ben de onları takip ettiğim böyle bir fan veya böyle bir arkadaşlık, dostluk oluştu. Oluştu gerçekten ve sahiden ciddi fanların var. Ama onlar çok kıymetli bizim için, haklısın. En azından seni şu anda izliyorlar masada, eminim onlar da bizim kadar keyiflilerdir diyorum. Şöyle bir eski zamana gitmek istiyorum. Sahneye nasıl çıktın ilk, sinemayla nasıl buluştun veya hayatındaki dönüm noktaları, sürpriz köşeler. Yani istiyorum ki şöyle bir saat boyunca hem sen hatırla o günleri hem de bize anımsayalım, bir olur, öğrenelim. Olur mu? Olur. Peki efendim, bayanlar baylar, masadayız. Sizi bekliyoruz kısa bir aradan sonra. Ondan sonra kendisi de işte Fransa, Paris hayranı. Bu yüzden zaten bu fotoğrafları gösteriyorsunuz. Çok ya, duygulandım fotoğraf. Şu anda. Bayağı Alain Delon'a takım falan dikti baba yani, değil mi? Bir şey var. Çok güzel bir şey. Bir oyuncunun en önemli şeyi, dükkanı sahip olması gerektiği en önemli şey karakterleri. Ben gelmek istemiyordum çünkü açık, çok açık konuşacağım. Yani ben o dönemde George Michael'ı görmek ister misin dedi. Ben de böyle korktum falan. Dedi arkada dedi stüdyoda klip çekiyorlar dedi. Bize dedi oyuncu lazım dedi. Alo dedim. Alo bebeğim dedi. Öyle konuşuyor. Ben onları böyle o karakterler için izlesin istiyorum. Ya şey ya, bu kimdi ya, bu şey falan diye yaklaşıyorlar. Mesela bu beni hiç bozmuyor. Merhaba, teşekkür ederim. Eylül 1973 yılında İzmir Tire'de dünyaya geleceksin ve ardından Paris'e bir göç var. Seninle ilgili çalışırken aslında gerçekten çocukluğunun ve gençliğinin bir döneminin Fransa'da geçtiğini söyleyebiliriz. Anlatır mısın bana, niye gittiniz Fransa'ya? Senin için nasıl hislerdi onlar? Ya babam terziydi. Evet. Terzi olunca da onun kalfaları işte... Fransız tayörleri, yani terzilere özenmişler çok. İşte Rum bir kalfası vardı onun. Onu böyle bu mesleği iyice dilerim. Öğreten. Babacığın herhalde takım mı diken terzi? Evet. Bayan mı, bey, erkek mi? Erkek. Erkek. Ve onun en güzel özelliği bu yakaları yapabilen, hani en zor bir ceketti yakadır yani. Evet. O yakaları yapabilen kişiydi ve hani dünyanın bence en zor mesleklerinden bir tanesi. Kesinlikle, yani haklısın. Baştan sonuna kadar bir takım elbise dikmek. Yani çok zor bir iş. Onu da bu Tire'de öğrendi. İşte Tire biliyorsunuz Ege bölgesi. Böyle çok aslında bu işe çok yatkın bir müsait. Bölge. Müsait bir bölge. Evet. Ondan sonra kendisi de işte Fransa, Paris hayranı. Bu yüzden zaten bu fotoğrafları gösteriyorsunuz. Çok ya, duygulandım fotoğraflar, şu anda. Fotoğraflar, ama ne kadar güzel fotoğraflar. Ondan kendisi de Paris'e gidiyor işte ve terzi olmaya karar veriyor. Orada Francesco Smalto'yla eğitim görüyor. İşte daha böyle Fransız usulü takım elbiseler dikmeye başlıyor. Ondan sonra da şeye giriyor. Charles Anastasia diye bir önemli bir özel elbise diken, takım elbise diken bir tayyörün yanına gidiyor. Şanzelize'de. 78 Avenue Şanzelize, hala oradan geçerken ben de giderdim küçüklüğümde. Onun sen hatırlıyorsun böyle, tabii, yani tabii, babanla tabii, beraber tabii. Gittiğini. Peki, çok güzel. Orada böyle adamın ofisinde çok kocaman böyle bir bilardo masası vardı. İşte oraya Alain Delon, Valéry Giscard d'Estaing işte Cumhurbaşkanı oldu, evet. Ondan sonra. Orada böyle onlar bilardo oynarken o da böyle takım elbiseleri ve essayage, yani bu denemeleri yapıyordu Charles Anastasia. Ondan sonra babam onları dikiyordu. Baya Alain Delon'a takım falan dikti baba yani, değil dikmişliği mi? Dikmişliği var. Çok evet. Güzel bir şey. Ve dolayısıyla senin hayatında babanın seyriyle evet. Fransa'ya doğru kayıyor. Evet. Peki dili nasıl öğrendin? Ya, zorluklar çektin inanılmaz mi? İnanılmaz zorlandım. Benim zaten hayatım bu dil aslında zorlanmasıyla geçti. Çünkü ya. Fransa'ya gittiğimde hiç Fransızca bilmiyordum. Ama küçük çocuk olunca tabii 1-2 senede çözüyorsun onu. Çözdüm, yani 2 sene içerisinde tamamen çözdüm ve çok şanslıydım. Çünkü Fransız öğretmenlerim bana böyle Fransızca çok iyi öğrettiler. Ve şunu anladım, ben eğer Fransa'da başarılı olmak istiyorsam aynı Fransızlar gibi, hatta Fransızlardan daha iyi Fransızca öğrenmem gerektiğini hemen anladım. Ve ben bunu böyle bayağı böyle
üstüne çok gittim. Çünkü sizi siz yapan Fransa'da çok kibirli insanlardır biliyorsunuz. Çok yani iyi biliyorum. Böyle... Her Paris seyahatimde aynı şekilde somurtarak dönüyorum. Evet. Çünkü mesela biz çok cana yakınız. Ama onlar daha böyle evet. snob ve soğuk olgu için aman filan gibi ben garsonlara konuşarak bir Paris seyahatlerim ama vardı. Ama o kadar da büyüleyiciler. Büyüleyiciler. Yani inanılmaz o sokakları, kesinlikle. Kültürleri, altyapıları, tarihlerine duydukları saygı. Zaten kendileri de mesela şeydir yani İngiliz biliyorsunuz sevmezler evet. İngilizce konuş. Sevmezler, kendileri evet. de zaten Türkiye'ye geldikleri zaman böyle bir sözcük çıkarırlar. Merhaba, teşekkür ederim diye bir özen gösterirler. Onlar da işte turistlerden ve herkesten. Bunu beklerler. Ve bu yüzden Fransızcayı bilmek ve Fransızcayı çok iyi bilmek, yani Molière'in dilini, kendi tabirleri gibi söyledikleri gibi İngilizlerin Shakespeare evet. dili olduğu için Molière'in dilini çok iyi bilmen lazım. Ve onu o dili de öğrendiğin zaman o dille oynayıp kendini, aslında kendini kendin yapan o Fransızcadır. Ve orada bir varoluş, yani bir olabiliyorsun yani o ülkede. Senin cebindeki paran değil, senin kültürün, değerin ve entelektüel olman seni... Çok haklısın. Bir de mizahı da kullanabiliyorsun. Çok iyi dil bildiğin zaman... İşte şimdi sana onu soracaktım. Şimdi sen bir aktörsün neticede. Evet. Ve orada bir başka bir dille de aktörlük yapmış bir aktörsün. Evet. Hani evet bizde bazı kelimeler, kestirmelerimiz var. İşte argo tabirlerimiz var. Hani kendi içimizde anlaştığımız bir dil var Türkçenin dışında. Evet. Maalesef ki. Evet. Peki Fransa'da bunu oyunculukta kullanıyor olmak... Tabii ki. Çok zor bir şey tabii olsa ki. Gerek. Mesela 50'lerin 60'ların Michel Audiard'ın dili vardır. O tamamen Fransız, Fransa'nın argosudur o. Ama o kadar kibar ve entelektüel bir argo ki. Zaten bunu Ferdinand Selin ilk önce 1920'lerde başlattı edebiyatta. Argo çok önemlidir Fransız edebiyatında. Bunu da sağ olsun Fransız Kültür Merkezi'nde ben kitap okuması yapıyorum. Hatta şu anda hala şu anda yapıyorsun. Hatta ne ve güzel. 1 Mart'ta Frankofoni ayı var Fransız Kültür Merkezi'nde ve ben çok mutluyum çünkü bir açılış yapacağım orada 1 Mart'ta şeyi okuyacağım yabancı Albert Camus'un L'Étranger. Ve yanımda hani yanımda demeyeyim beraber biz okuyacağız aslında bunu. Murat Berk'le o da bir cellist. Ay, o kitabın güzel. İşte dramasını ve felsefesini böyle yansıyacak bir enstrüman olduğunu düşünüyorum cello'nun, violonselin. Çok güzel. Şimdi buradan herkes gelebiliyor mu? Tabii tabii 1 Mart'ta. 1 Mart için o zaman sevenlerin için büyük bir sürpriz olacak bu ve güzel bir buluşma olacak. Fransa demişken sana bir sürprizim olacak Fransalardan. Hala oraya gidip geliyorsun. Tabii ki. Dostların, arkadaşların ailem var. Ailem orada bir kere. Ailen hala orada. Evet. Dostların, arkadaşların da tabii, var değil mi? Tabii. Bir de sana mesaj varmış oralardan. Oo, hadi bakalım. Gelsin mi? Çok mesaj. Heyecanlandım şimdi. Ya hadi bakalım biz onu tabii Türkçe'ye çevirip altyazıya da döndük efendim. Merak etmeyiniz buyursunlar. Bonjour à Janssen. Comment il va? Et puis à qui? Et puis à Gomis, non? Et à Gomis. Ben à Gomis, c'est évident parce que le Marseillais qui n'ont pas pu garder à l'Olympique de Marseille est arrivé à Galatasaray et permet à Galatasaray de marquer plusieurs buts. Et c'est Tim, le nouvel entraîneur, l'ex-entraîneur national. C'est Tim. Fatih Terim. Fatih Terim. Bah, il doit être content. Parce qu'il vient d'arriver à Galatasaray. Et puis, hop là. Mais bon. Bonjour Janssen, on t'aime beaucoup. Bonjour Janssen, bonne année, meilleurs vœux. Ya sürprizler çok güzel ya. Yani çok, tabii mi? Ki çok hoşuma gitti. Bu burası çok Paris'in en güzel kafelerinden bir tanesi. Ben çok şanslıyım çünkü gerçekten de en güzel mahallelerinden bir tanesi. Hem popüler hem çok düzgün insanlar. Şimdi yani bunu anlatmak istiyorum. Şimdi yani yanlış anlamayın ama bunlar böyle orada işte hem garson olarak çalışan hem krep. Şimdi insan çok zor durumda kaldığı zaman gerçekten de arkadaşlık ve sevdiğin insanlar orada belli oluyor. Oyunculuk yapmak için yani küçük işler yaptım ve zor durumda kaldığım zaman işte burada onların sayesinde bir krepçide çalıştım, bir garsonluk yaptım. Sadece oyunculuğumu ve beni bir yerlerde gördükleri için desteklemek için her zaman bana böyle yardımcı oldular. Mesela bir audition vardı, 2 saat gitmem gerekiyordu. Sen merak etme, sen audition'a git biz idare ederiz diyen arkadaşlar bunlar yani. Şimdi burada hani sen zor durumda kaldığın zaman sana evet. yardımcı olan arkadaşlar ve bizim dostluğumuz 30 senelik dostluğum.
Tabii ortak noktalarımız var işte futbol. Futbol var. Senin için futbol çok önemli. Evet. Sakıp nurlar içinde yatsın. Sakıp Sabancı nedeniyle diyorsun. Futbola merak sardım. Nedir onun hikayesi? Ya şöyle bir şey aslında bu internetin başladığı dönemlerde 1998'lerde 97-98'lerde abim işte sadece internette şey vardı hatırlıyor musunuz? Hani tatil şeyleri siteleri vardı. Evet, hani evet. İndirimli böyle tatil şeyleri evet. falan vardı. Annem babam da Amerika'ya gitmek istiyorlardı. Hiçbir zaman gitmemişlerdi. Abim de böyle bir yeni bir gemi yapmışlar. İşte Miami'den kalkan Meksika'ya böyle tur atan bir haftalık bir tur. O da böyle dünyanın en büyük gemisi falan filan diye. Çok indirimli böyle bir fiyat buluyor. Dedi ki annem babam gidiyor ama onlar böyle biraz heyecanlı. Sen de onlara bir eşlik edersen beni böyle sıkıştırdı kabinin içinde bir yerde. Sen de gittin evet. yani. Peki. Ben de böyle gittim. Onları işte karşıladım annem babamı. bindik böyle işte o lüks falan böyle büyük gemiye. Sonra yerleştik baktık böyle bir tane böyle kocaman bir limuzin geldi. Ve içinden babam dedi Sakıp Sabancı geliyor dedi şey. Gemiye dedi. Ah, ah. Biz de tabii çok heyecanlandık. Kendisi geldi falan. Sonra babam da tabii çok şey bir adam olduğu için hani sıcakkanlı ve samimi olduğu için kendisi onunla konuştu ve biz böyle bir araya bir hafta böyle kendisiyle böyle bir kendisi de tatile geldi. Kendisi de tatile geldi. Birlikte böyle tatil yaptık bir hafta ve her sabah saat 5:30-6'da babamla Sakıp Bey beraber böyle saat 6'da o geminin etrafında böyle yürüyüş yaptılar. Gezdiler ve muhabbet ettiler ve dedi sen ne yapıyorsun dedi. Ben dedim oyuncu olmak istiyorum. Oyuncuyum dedim. Dedi dünyanın dedi insanlarla dedi iletişim kurmak için dedi en kısa yol dedi sanat ve spordur dedi. Ya böyle o zaman, böyle bir iş adamıydı işte evet. kendisi. Ve dedi çok güzel bir meslek seçmişsin dedi. Ve böyle yani onun mesela bırakmamak için bu mesleği her zaman onun böyle söylediği cümle hep aklımdadır yani. Ne şanslısın ama sahiden de ülkemiz için çok büyük bir değerdi ve hala onun izlerini taşıyor olmak büyük bir mutluluk ve onun ışığını devam ettiriyor olabilmek. Futbol peki? Futbol küçüklüğümde bir hani vardı. Ama şu anda siz çok şahane bir takım kurmuşsunuz. Evet, Kerem'le. Evet ve bayağı aldınız başınızı gidiyorsunuz yani. Evet, anlatır mısın onu da? Ya şey Kerem bu işleri çok iyi biliyor futbol işlerini. Yani biz zaten böyle bir geyik yapıyoruz. Tiyatro bizim için tiyatro bizim için hobi. Kerem Alışık'la beraber evet. Efendi Lig'de efendim top koşturuyorlar kendileri ve Sadri Alışık Kültür Merkezi formasıyla yine büyük bir üstadın formasıyla oynuyormuşsunuz. Peki ne dediniz? Hadi futbol oynayalım. Öyle mi çıktınız yola? Ya şimdi ben zaten Efendilik'te oynuyordum evet. Bir takımda. Kerem'le işte Frankenstein'ı tanıştık. Dedim o da futbol tutkusu var. Ben de böyle saklıyorum aslında maç yaptığımı genelde. Çünkü korkuyorum işte sakatlık olabilir veya birisi de diyebilir. Hani yasaklayabilir yapımcı veya tiyatro. Aynen. Ama Kerem'i bir gördüm o da futbol oynuyor. Tamam mı? Dedim ben Kerem bak benim bir takımım var. İstersen biz bir yeni bir takım kuralım SHKM diye. Ve biz de ikimiz bu Sadri Alışık Kültür Merkezi takımı kurduk. Bu lige Efendi Ligi'ne girdik. Çok güzel ya. Efendi Lig'in çok güzel kuralları var. İşte bir kere ismi çok efendi yani. Çünkü efendi davranmamız lazım. O çok güzel ya. Topu karşı takıma veriyoruz mesela başladığımız zaman. Bir rekabet var tabii ki ama efendilik içinde işte küfür yok, saygısızlık yok. Hep her zaman anma törenleri uyguluyoruz. Yani bir de içinde sponsor yok, para olmayan bir yer. Sadece sporla ilgileniyoruz ve istemiyoruz yani sponsor falan. Sadece... Yani aslında sporda görmek istediğimiz evet, şeyler bu değil gerçek mi? Birbirimize olan tabii. saygı ama küfür kısmına çok katılamadım. Bana kızma yani o bir rahatlama oluyor ya futbol Hayır, o... izlerken. Yok, yani bilmiyorum beyler yok. için. O seyirciler belki kendi aralarında yapar ama şeyde bizde yok. Ama bizde küfür derken ölçülü küfür tabii. Yani izlerken heyecan Yok ama saha içinde olmaz çok öyle şeyler. Çok iyi, çok iyi, çok güzel, harika bir şey. Çok da iyi bir örnek elbette. Peki televizyonla ilk buluştuğun zamanı hatırlar mısın? İlk televizyon projen nasıl geldi? Ya çok enteresandı. Ben 16-17 yaşındaydım. Roland Garros tenis turnuvası var biliyorsunuz. Orada ben kara borsa bilet satıyordum. Şimdi gidiyordum sabah. Kara borsa biletçiydin yani sen orada. Peki. Yani böyle şey yani... ne bileyim severdim böyle hep böyle üstünde nakit para olsun. Çünkü çıkmayı seven ve hayatı seven bir insanım. Bu yüzden de sabahları kalkıp 10-10.30'da
giderdim şeyde Roland Garros'ta bilet bulurdum böyle yani atıyorum 10 liraya ben onu 50 liraya satardım falan hani böyle açık artırmada falan. Ne olsa sat... Türk'üz yani. Yani öyle bir şey, biraz böyle Roland Garros'ta böyle şey yapardım. Bir gün işte orada bu iş yaparken bir tane böyle şey geldi. Bir van geldi. Dedi bakar mısın dedi bir adam. Buyurun dedim. Dedi Linda Evangelista, Cindy Crawford, ondan sonra Estelle Halide, manken. Bir de dedi George Michael'ı görmek ister misin dedi. Ben de böyle korktum falan. Dedi arkada dedi stüdyoda klip çekiyorlar dedi. Bize dedi oyuncu lazım dedi. Olur dedim ben de tamam. Bindik o arabaya. Bir stüdyolar vardı arkada. Ve orada da bizi böyle bahçe falan verdiler. Sonra, İlk kameran o yani, evet, düşünsene. Evet, Too Funky diye bir klip vardır George Michael'ın, bilir misiniz? Evet, çok iyi bilirim. Şarkıyı da çok iyi bilirim. Evet, ondan sonra ve Thierry Mugler var biliyorsunuz, ünlü modacı. Evet. O çekiyordu o klibi. Sene kaç? Sene bayağı 90'lar değil mi? 91-92 falan yani. Ben bana da böyle fotoğraf makinesi verdiler. Ben de fotoğraf makinesiyle işte o gelen mankenleri çekiyoruz falan. Sonra ondan sonra da öğlen de işte yemek arası falan verildi. Benim canım çok sıkıldı ama gerçekten çok bekledim falan. Bir de bunlar kavga etti Thierry Mugler'la George Michael. Ondan sonra da dediler ertesi gün gelir misin? Çünkü bir iki gün ara verdiler. Ben tamam dedim hani arkadaş da getir dedi. Ben de böyle 3-4 kişiyi getirdim. Ertesi gün geldik. Bu sefer George Michael kendisi çekti klibi. Öyle kameranın üstüne oturuyor. Zaten klibin sonunda da bu yüzden directed by soru işareti vardır yani klibin sonunda. Çok enteresan. Ama, kafalar karışmış orada çünkü. Evet. Peki onun ardından sen her zaman tamam birçok iş yaptın. Yani garsonlukta yaptın tamam biletle sattın vesaire ama çok önemli tiyatrolarda da bulundun Fransa'da. Kurslara tabii. Katıldın. Çok önemli isim mesela Gerard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği. Onlar master class olarak. Peki Adri Tatu ile aynı sınıfta okumuşsun. Tabii. Ne tatlı bir insandır evet, o. Evet evet evet. Ve sonra artık New York'tan gelen ve aktör stüdyoyu kuran Lee Strasberg'in oğluyla beraber sinema ve tiyatro. Fransa'da kendine zaten hep yatırım yapmışsın kendin için, evet. Enstrümanın için. Evet elbette. Ve sonrasında seni Ferzan Özpetek izlemeye gelecek bir Harem Suare. Ama şimdi ben şu televizyon işlerinden bir bandımız var. Onu sana izletmek istiyorum. Ayvah. onu bir konuşalım. Gel zaman kaybetmeden. Buyursunlar gelsin bir dünden bugünemiz. Ne kokusu aldın? Vanilya kokuyor. Pasta var o çiftlikte. Hayal gücüne diyecek yok. Nazlı Hanım. Biraz oturur musunuz? Sizi ikna edeceğimi söylemiştim. Fırsatım olmadı. Nasıl bir saat? Güzel mi? Biraz gösterişli bir şey. Pek kullanamadım. Ne de olsa milletvekili zevki. Nasılsın Yasemin? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasemin bugün yarışanlardan biri. Öyle mi? Muvaffakiyetler dilerim. Teşekkür ederim. Sen de lale olmalısın. Evet. Hepsi çalışmayı bıraksın Veysel Usta. Arkadaşları toparlayın. Mühendis Bey, işi mi durduruyoruz? Aynen öyle. İskele kurulmadan kimse çivi çakmayacak. Bu tersanede bir kişi daha ölmeyecek. Gerekirse hep beraber işi bırakacağız. Hazır ol. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne teşekkür edeceğim be? Bacak kadar çocuk bir yakalayamadın. Tazı gibi ama. Ne çaldı? Ağzını topla benim kardeşim. Peki senden niye kaçıyor? Sana ne? 10 yılın muhasebesini yaparsın artık sabaha kadar. 10 yıl mı? 9 yıl. 8 ay. 25 gün. Tam 3550 gün. Birbirinin aynı 3550 gün. Bu saatten sonra Leman'ın ne yapacağı hiç umurumda değil. Ben Nurhan'la yeni bir hayat kurmak istiyorum Suriye. Seviyorum onu. Yusuf. Abin seninle birlikte gelmedi mi? Yok gelmedi. Yalnız mı geldin oğlum? Abin nerede? Ben balıktaydım. Bilmiyorum. Ben Nazlı Kaya'nın babasıyım. Telefonda görüşmüştük. Burada dediler. Evet burada. Durumu iyi mi? Nasıl? İyi. Sakin olun. Merak etmeyin. Nerede? İçeride yatıyor ki. Beyefendi bir saniye. Nazlı. Televizyon dizilerinin bandı bu. Diğer sinema bandını sonra gireceğim. Televizyonda
Kırık Kanatlar dizisi için hatta çok kısa bir süreyle geleceğini düşünüyorsun Fransa'da ama bayağı kalıyorsun. Hatırla sevgili benim için önemli bir dönüm noktası diyorsun. Onun öncesi ve sonrası vardı. Nasıl tecrübelerdi senin için peki? Hani Fransa'dan sonra Türkiye'de bir Türk dizisinde alıp başını gitmek. Ya beni bir iki kere aramışlardı Türkiye'den. Ben gelmek istemiyordum çünkü çok açık konuşacağım. Yani ben o dönemde dizileri beğenmiyordum yani kalite olarak ve kendimi buradaki işlerde görmüyordum. Çünkü öyle bir okuldan ve öyle bir yerden çıktım ki yani bizi ona o kibirliği veya o şeyi böyle hazırlıyorlar tabii. Yani sana. Sonra Ferzan'la tabii tanıştım. Ferzan'ın filmin kamera arkasında çalıştım işte Harem Suare'de. O da çok güzel ve kaliteli bir filmdi ve orada böyle Türkiye'deki ortamla tanışmama ve Tom Riskiritlioğlu ile zaten sonrasında tanışıyorsun. Bir gün böyle bir telefonum çaldı. Alo dedim. Alo bebeğim dedi. Öyle konuşur Tom Hanım. Yani buyurun dedim. Ben dedi Tom Riskiritlioğlu dedi. Ben dedi size dedi bir proje sunacağım falan dedi. Kırık Kanatları sundu. Yani tabii ki o dönemin hani çok önemli bir dönem olduğu için hani buna hayır demek imkansız evet, yani. Duygularımla hareket işte. Etmeyi çok sevdiğim evet, için. Evet. Hani o yüzbaşıyı oynamak, yani evet. Oynamamak imkansızdı yani. Abim de çok yardımcı oldu. Git falan dedi yani. Bir de iki aylığına, yani iki üç ay falan sürecek zannettim. Ben Türkiye'de işlerin nasıl döndüğünü... Ne kadar sürdü? 1,5 sene. Bayağı burada bir fiil kalmak zorunda kaldın. Burada derken sen, Ayvalık'ta bir 500 Ayvalık. Kişilik ortada kaldım yani 1,5 sene. Ama güzel bir işti o. Güzeldi. İnsan güzeldi. İçine sinen bir işti. Ve hemen ardından sanıyorum hatırla sevgili ya geliyor. Ya evet ben artık dedim tamam Türkiye defterini kapatıyorum gidiyorum. Dönüyorum Tom derken. Dedi olur mu öyle şey dedi. Burada dedi şey yapman lazım. Yani Adnan Menderes dönemini anlatan dedi. Hatırla sevgili. O zaman zor yıllar düşünüyordu isim olarak. Sonra hatırla sevgili oldu. Ve çok... Tabii o kadar güzeldi ki yani o iş. Gerçekten güzel bir işti. Televizyon için şey önemli güzeldi, bir işti. Mesela Büyükada'da bütün sokaklar kapatılıyordu. Bütün dükkanlar kapatılıyordu. Bütün dükkanlar değişiyordu. Makyajımız 2,5-3 saat sürüyordu. Kostümler, kızların makyajı soğuktu. Kışın yazdı. Çünkü tarihe ve her şeye. Bir de Nilgün Önüş'ün orada senaryosu hani inanılmazdı. Bir de inanılmaz şekilde şeyler vardı yani danışmanlar. Yani herkes seferber oldu. Herkes de oynadı. Evet. Yani. Ve sahiden de hatırla sevgili. Şimdi seninle konuşurken düşünüyorum da hatırla sevgiliden sonra bu tarihimizi önemseyen işler ön plana çıkmaya başladı. Öyle değil mi? Evet. Onun evvelinde hatamız varsa affola ama çok hatırlayamıyorum ben de. Evet. Ama sonrasında şimdi izlediğimiz işler hatırla sevgilinin de parçaları gibi. Bir de hatırla sevgili çok hümanist yaklaştı evet. Her şeye. Mesela her kısmı, her tarafı evet. iyi yani sağ, sol, her tarafı kesinlikle. iyi ki, işledi yani. Merhum Adnan Menderes'ten bahsediyorsun yani. Önemli bir hayat değil evet. mi? Bizim için de önemli bir isim. Dolayısıyla çok güzel işlenmiştir. Peki hadi gel gidelim bir de filmlerine. Yani Ferzan Özpetek'le çalışıp sinemanın arkasında başladığın yolculuk sonrasına bakalım nelere dönüşmüş. Sinema filmleri gelsin. İş yerinden arıyorlar. Bu saatte. Burada bizim şirketin bir tatil köyü projesi var. Git bir işleri hız ver diyorlar. Sen de hayır diyemedin. Nasıl diyebilirim ki? Ciddi bir kriz var İstanbul'da. Biz buraya gelmişiz oh mis gibi. Şimdi hayır size bir saatin bile veremem mi diyeceğim heriflere? Ama konu ailen olunca hiç düşünmeden hayır diyebiliyorsun. Bazen onu benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. Demedi mi? Hayır, tabancanı. Sağ ol. Afiyet olsun. Merhaba Deniz, ne haber? Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim. Bu sene geleceksin değil mi sinema derslerine? Tabii geliyorum. Güzel. Bak, sene sonunda kısa film yarışması var. Bu da başvuru formu. 14 Şubat son teslim tarihi. Gecikme tamam mı? Did your mother hit you because you messed up your room one day? Je vais essayer. Non mais moi j'ai pas besoin d'une actrice qui parle parfaitement français. J'ai besoin d'une actrice qui parle français avec un accent turc. Sinon j'aurais pris une actrice française. C'est pour ça que je suis là. Komutanım affedersiniz. Ne oldu? O burada. Kim? Tilki. Telsizde türkü söylüyor.
karıştırın bakalım. Arif. Böyle. Habdiden. Karabut Arif'i begirem. Roya kocast. Roya nerede olduğunu soruyor. Roya'nın nesi oluyormuş? Garabut Arif'i begirem. Düğünümüz o zefi diyor. Bayramınız mübarek olsun. Baba. Efendim oğlum. Şimdi eve bayram mı götürüyoruz? Kim dedi sana bunu? Annem söyledi. Ne dedi annen sana? Bayram namazından dönen çocuklar ve babalar eve bayram götürürlermiş dedi. Annen doğru söylemiş. E hadi o zaman çabuk ol. Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım. Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. İşlerini çok gülümseyerek seyrediyorsun. Ya şöyle bir şey çok hoşuma gidiyor. Yani her kısmı anlatan roller var. O benim çok her taraf, her yerden böyle bir komedisi olsun, draması olsun, korkusu olsun. Hani işte askeri olsun. Hani her kısımda böyle her taraftan bir karakter var. Ve benim en çok hoşuma giden şey o, biliyor musun? Şimdi... Bir oyuncunun en önemli şeyi, dükkanı sahip olması gerektiği en önemli şey karakterleri. Karakterlerime büyük saygım var. Ben onları böyle o karakterler için izlesin istiyorum. Bir seyirci gittiği zaman ben bu adamı bu filmde oynadığı ismini bile hatırlıyor. Benim mesela sokakta bazen şey diyor. Ya şey ya bu kimdi ya bu şey falan diye yaklaşıyorlar. Mesela bu beni hiç bozmuyor. Tam tersi. Benim Ahmet diyorlar veya... Bilmem ne falan diyorlar, şey diyorlar yani. Çok güzel. Karakterlerden tanınmak kadar çok güzel ve şey. Demek ki yok. Onlara inanıyorlar ve çok samimi. Evet. Ve onlara inanması için kendini böyle biraz bence özelini çok koruman ve onunla böyle ilgilenmen lazım. Peki şöyle bir durum var. Seni dinledikçe merak ediyorum. Neticede Fransa'da geçen bir hayattan bahsediyoruz. Türkiye'de de geçen bir hayat var ve Türkiye'de de bir kariyerin var. Aslında iki kültür arasında yaşıyorsun. O iki kültür arasında seni bağlayan şeyler ya da kendini iyi hissettiren şeyler ne oldu? Aslında ben bunun kompleksini yaşadım ilk başta, biliyor musun? Hani dedin ya, Fransa'ya gittiğimde Fransızca konuşamıyorum. 11, 12, 13 yaşına kadar... Konuşmadım hiç. Çünkü konuşamıyorum, iletişime giremiyorum tam da böyle ergenlik dönemin falan. Sonra az önce dediğin gibi sen bir oyuncusun, dünyanın en güzel okullarından, dünyanın en büyük eğitimini almışsın. Ama Türkiye'ye dönüyorsun ve aksanın var ve konuşamıyorsun veya şey var. Bu sefer tam tersini yaşıyorsun. İşte, nasıl bir şey? Ama çalışman lazım. Sen birikimin var ama olmaz. Ondan böyle stüdyolar kapattım, dublaj şeylerine girdim. Hani bayağı böyle kendimi böyle kamçı vurarak yani çalıştım ve Türkçemi düzelttim. Ve sürekli kitap okuyorum ve hala da devam ediyorum. Hala da bilmeye çalışıyorum, hala da böyle okuyorum. Okumadan ve film izlemeden ve bunu devam ettirmeden olmaz her tarafa. Fransızca kitaplar, Fransa, Türkiye, İngilizce de okuyorum. Şu anda sen bir oyuncuysan, İngilizce bilmiyorsan, Fransızca bilmiyorsan, kendi dilini bilmiyorsan bir şey yapamazsın ki. Peki şöhret hakkında şöyle demişsin. Şöhret diye bir şey yok. Bu sadece insanların gördüğü bir halüsinasyon demişsin. Çok değişik geldi bana. Çünkü bana o yani. Ünlü olabilirsin ama senin arkanda bir birikimin veya bir şeyin yoksa o hiçbir işe yaramaz ki. Önemli olan seni, yani mesela ya bir rol çıkar. Derler ki ya bunu bak Ali Mehmet çok iyi oynar ya. Gidelim yani Cansel bunu oynar, bak bu rolü ona verelim. Bu önemli. Ama senin bir şeyin hani çok izleyicin, takipçin varsa tabii ki yaparsın. Bir defa, iki defa eğer birikimin yoksa. Ama ondan sonra geliştirirsen, öyle başlayan insanlar ve kendilerini böyle geliştiren oyuncular var ve onları görünce de gurur duyuyor. Yani sen şu böylesine, hani şöylesine bir şöhret, alelade bir şöhret değil aslında. Sen ayakları yere basan ve bunu kökü olan bir bakın, başarıdan söz ediyorsun. Frankenstein oynuyorum. Yılmaz Gruda var yanımda, evet. 90 yaşında. Ben onun gibi olmak istiyorum sahneye çıkıp. Onun elini tuttuğum zaman en son. Onun gibi yani 90 yaşında tiyatroda oynamak istiyorum. Her zaman benim zaten hayalim ve hayatım tiyatrodur. Yani tiyatro en güzel şeylerden bir tanesi. Hazır bahsetmişken hadi gel Frankenstein oyununa da değinelim. Şakir Gürzumar yönetmiş. Evet. Çok kıymetli bir yönetmendir. Selamlar, saygılar olsun. Aynen öyle. Dünya tatlısı yönetmendir. Çok önemli bir insandır. Aslında bir romandan dünya sinemasına uyarlanan aynen bir klasikti. Ve Çolpan İlhan, Sadri Alışık tiyatrosu tarafından sahneli ustalarımız
Mekanları cennet olsun. Londra National Theatre'da 5 sezon kapalı gişe olarak sahnelendikten sonra Türkiye'de seyirciyle buluşuyor. Frankenstein halen oynayan bir tiyatro oyunudur efendim. Gidip izleyebilirsiniz diyorum. Tanıtımı var. Onu bir izleyelim, üstüne konuşalım. Gelsin efendim Frankenstein oyunu. Yaşamak için mücadele. Ne hissediyorsun Frankenstein'i canlandırırken? Nasıl hazırlandın mesela bu role? Şey düşündüm, düşünsenize yani bir tesadüfen mi yoksa çalışarak tabii ki de, ama bir insan başka bir insan yaratıyor. Şimdi nasıl yaratabilirsin? Hani dünyaya hani bir bebek getirebilirsin. Evet. Yani ya öyle yaratabilirsin ya da işte doktor olarak ve böyle bir insan yaratıyor ve diyor ki doğanın peşinden inine girip onu bütün gizlerinden soydum. Karanlık dünyasını ışıkla avlara getirdim. Bunu ben yaptım. Ölümü def ettim. Düşünsene diyor, benim sayemde dünyada artık ölüm diye bir şey kalmayacak. O da diyor ki sen diyor kendini diyor Tanrı'nın yerine koyuyorsun diyor. Elizabeth. Tanrıcılık oynamak evet. Derler ya tabii. Aslında. Şimdi buna. Hani bu oyunun gerçekten de evet. Altyapısı, doktorun altyapısı. Evet. Yani kendini Tanrı'nın yerine koyuyor. Şimdi bu ne kadar tehlikeli ve ne kadar kibirli, ne kadar ego, tabii. Megalomanya var yani bunun içinde. Tabii bunun üzerine gittim yani karakterimi çıkarmak için. Aslında 200 sene sonra neden bu oyun hala gündemde, neden işleniyor? Çünkü bu bütün dünyadaki bütün felsefeler, kitaplar... sonucu vardığı nokta sevgidir. Evet. Sevgi diye bir şey artık kalmayacak mı? Bundan hani bu önemli. Burada da bunu anlıyor doktor. Yani oyunun bir takımında bir yerde sen dünyanın hani en dahi insan olabilirsin ama içinde sevgi yoksa ne sevgi işe yarar? Sevgi yoksa ne işe yarar? Aynen öyle. Yani seyirci nasıl tepki gösteriyor? 3 sezondur oynuyorsun. Belli ki seyircisi olan bir oyundan bahsediyoruz. Nasıl tepkiler geliyor? Zaman, memnun musun? Tabii çok memnunum. Yani şu anda bile mesela cumartesi oynayacağız. Zorlu'da oynuyoruz. Evet. Zorlu Center zaten. Aa, Zorlu bu oyun için şahane olur. Yani gerçekten de Ahmet Zorlu'ya teşekkür etmek yani... istiyorum. Bu kadar güzel bir PSM bir yer yapmak ve bu kadar mükemmelliyetçi olmak lazım. Kadife gibi bir yer orası. Kadife gibi bir yer. Bir mesajın var. Hazır mısın? Buyursunlar. Hadi bakalım sürprizler ne kadar korkunç. Bir korktum. Dosttan. Aynen bir dost. Buyursunlar. Biz Cansel ile çok enteresan tanıştık bir sinema filmi için. Beraber görüşmede tanıştık Cansel ile. Cansel birazcık yüzsüz. Niye? Çünkü benim bana teklif edilen role sulanmıştı. Hatta yani çok ısrar etmişti. Ben de ne münasebet demiştim ona yani. Biz Cansel ile böyle enteresan bir şekilde tanıştık. Ve ondan sonra çok iyi arkadaş olduk. Çok iyi bir dost olduk. Cansel yüreği çok güzel bir insan. O güzelliğinin altında o çocuksuluğunu hiç kaybetmemiş bir insan. O çocuksu halini ben Cansel'i çok seviyorum. Ve çok eğleniyoruz bu haliyle. Cansel
çok iyi bir tatil arkadaşım Kerem. Atalarımız derler ya insanları, arkadaşlarına işte tatilde falan tanırsın diye. Evet, Cansel'i orada tanıyorsunuz. Cansel inanılmaz bir tatil arkadaşı. Çok eğlenceli. Ben Cansel'le çok eğleniyorum. İşin doğrusu. Ve Cansel seviyorum seni kardeşim ya. İyi ki seni tanımışım. İyi ki hayatımızdayız. Bir ara görüşelim. Ben de seni çok seviyorum. Erdinç Gülener, teşekkür ediyoruz mesaj için. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ne güzel şeyler evet, söylemiş. Evet. Bugün onun doğum günü. Doğum günü de kutlu olsun. Ne ben güzel. De onu çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Frankenstein'la ilgili bir de seyircilerin yorumları var bizde. Aa. Bakalım onlar oyunu izlediler ve ne düşündüler. Onları da rica edeyim lütfen ekrana. Gelsin bakalım. Frankenstein yine süperdi. Her zaman çok başarılı, güler yüzlü, güzel kalpli Cansel Elçin, teşekkürler, iyi ki varsınız demiş. Belki atladıkların, okumadıkların olur burada. Bir sanatçının sahnede devasallaşmasına nefesinizle eşlik etmektir Cansel Bey'i seyretmek. Wow. Siz nerede? Kalbimiz orada. Bu akşam kalbimiz, yüreğimiz Düzce'de sizinle birlikte. Sanıyorum turneye gitmişsin. Evet. Dur turneye. Oyunculuklar o kadar başarılı ki bir an bile rol olduğunu hissetmiyorsunuz. Ağızlarından çıkan hiçbir cümle ezber durmuyor ve oyunun yıldızları hiç şüphesiz Kerem Alışık ve Cansel Elçin'di. Bu beğeniler onlara gelsin o zaman demiş. Bu akşam muhteşem bir performans izledik. Sahnede devleşen bir Cansel Elçin vardı. İzleyenler büyülendi diyor. Hep bir devleşme, devasalaşma. Değil mi senin söylenmiş oyun için? Ve tabii ki Kerem Alışık için de. Evet. Buradan sevgiler. Oyunda herhangi bir yaş sınırlaması var mı? 13 artı. 13 artı ama 13'ün üstü ve aileler de gelebiliyorlar. Evet. Ne vaat ediyor peki seyirci? Yani şimdi buradan bizi izleyen seyircilerimiz bu oyuna neden gelmeli? Niçin izlemeli? İçindeki şeyden gelmeli. Mesajından gelmeli. Felsefesinde. Bir de ayrıca şeysi çok güzel. Gerçekten de dekor olarak, ışık olarak, prodüksiyon olarak devasa kelimesini bu yüzden kullanıyorlar. Doğru, çünkü doğru. Hantal bir dekorumuz var. Mesela biz hiçbir yere gidemiyoruz yani. Bazı yerlere böyle turnaya yani kısıtlı yerlerde gidebiliyoruz. Tabii. Çünkü üç boyutlu bir dekorumuz var. Arkadaki işte görüntü. Mont Blanc'a çıktığı zaman Mont Blanc'a çıkmış gibi oluyorsun. Hani şimdi tüyü vermeyeyim ama hani bütün hava durumlarında falan da hani izleyebiliyor. Çok güzel. Yani kar, mar falan. Aslında seyirci bir şölen yani bir şov şölen, gibi, bir şov gibi bir şey yani. Biraz böyle hani İngiltere'deki izlediğin Broadway'deki izlediğin oyunlar gibi bir prodüksiyon var. Zaten bunu yani şey olarak yanlış anlamayın. Yani orada çalışıyorum diye bunu söylemiyorum. Estağfurullah. Ama bu Sadri Alışık Kültür Merkezi Kerem gerçekten de bu hani özgür tiyatroda yapabilecek en böyle zor şeyi yapabiliyor. Bunu bu basit bir şey değil yani. Frankenstein gibi bir oyunu gelip 650 kişi yani kaç defa 70-80 defa mı ne oynadık? Yani toplam bir 60-70 bin kişi izlettirmek, beğendirmek ve böyle bir şölen haline getirmek zor bir iş. Ve bunu kesinlikle. Bunu başarabiliyorlar yani. Bu özgürlük bunun arkasında durmak lazım. Evet ve Kerem Alışık bu anlamda çok özel bir yani hayatını tiyatroya adamış. Evet. Babasına hürmetiyle, saygısıyla keza anneciğine de öyle özel bir tiyatro adamı. Kendisi, seviyoruz. Onu kendisi seviyoruz. Kendisi de canavar rolünde inanılmaz bir performans öyle sergiliyor. Öyle mi? Ay çok iyiymiş. İzlemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Nasıl ulaşacaklar? Sosyal medyadan ya da zaten Sadri Alışık Tiyatrosu diye girdiğinizde nerelerde oynadığınızı, turneleriniz çok olmasa da. Evet, Şubat ve Mart'ta Zorlu'da oynuyoruz. Zorlu'da oynayacaksınız. Harika bir haber. Umarım ben de seve seve geleceğim. Şimdi dönelim Fransa ile Türkiye yine kıyaslamasına ama şu an gidiyor musun? Ya da Fransa'da çok sık gidebiliyor musun aileni görmeye? Tabii ki gidiyorum. Yoksa oyun olduğu için? Yok, gitmeye çalışıyorum gerçekten de. Böyle bir 5 gün, 6 gün boşluğum olduğu zaman hemen gidiyorum. Zaten yıl başında oradaydım ailemle. Abimin işte eşi, çocukları onlarla beraber bir Christmas ve yılbaşı kutlaması yaptık orada. Ne güzel. İki ayaklı bir hayatın var yani. Evet, hem evet. Oradasın hem buradasın. Ve çok güzel bir açıklama yapmışsın. Kürk giyen bir kadınla asla olmam. O bir biraz, daha söyle. Ya o biraz deforme oldu. Ay, çok ama güzel olmuş. Ama gerçekten de itici buluyorum yani. Kürk giyen bir kadın hani sokakta bile gördüğüm zaman inanılmaz şekilde sinirleniyorum yani. Ne gerek var ya? Ben anlamıyorum yani. Tamam dünya böyle tamam insanlar çoğaldı. 8,5 milyar kişiyiz yani. Gerçekten de çokuz. Ve insanların beslenmesi lazım. Ve bu çok zor. Yani 8,5 milyar kişiden bunu hatırlatayım ama gerçekten de 7 milyar kişi zor durumda yaşıyor.
Ve insanların beslenmesi lazım. Günde bilmem kaç tavuk, et falan yeniyor. Bunlara yapabilecek bir şey yok. Bu kendim, yani endüstriyel bir hale gelmiş. Tabii. Ama bunu anlayabiliyorum. Buna da bir şey demiyorum. Ama durup dururken gidip sadece zevk için gidip böyle ormanın içinde özgür yaşayan bir hayvanı öldürmek veya gidip o hayvanları böyle vurarak böyle taşların üstünde iz yapmasın diye kürklerini soyup canlı canlı giymek, ben buna evet ahmak ve buna bir de destek veren, giden bunu satın alan, yapan insanlar, ben anlayamıyorum yani. Bazen buna böyle çok çok üzülüyorum. Çok da iyi söylüyorsun. İyi ki de böyle söylüyorsun ki bu anlamda çok da duyarlı olmaya başladık. Yine insanlar ya gerçekten... bunun için yürüdüler, eylemler yapıldı, bir tanesi ben de katılmıştım. İyi ki de yapıyorlar. Bu anlamda aktivist olmak önemli. Ya, ama ben aktivist demiyorum. Yani bunu sadece ben hani bir de bunu bak sadece bir şey söyleyeyim mi size? Ülkemizde var ya bu Fransa'dan daha duyarlı olmaya başladılar. Abi Fransa'da gidiyorum. O Saint-Germain herkes kürk giymiş, bütün kadınlar var yani, bir sürü insanlar evet. Kürk giyiyor. Fransa'da daha çok duyarlı olması gereken bir ülke ama o kadar da değil. Bizim ülkemizde belki sokak hayvanları sayesinde. Hani çünkü önümüzdeler kediler, köpekler. İnsanlar biraz daha duyarlı olmaya başladı. Ama ben Paris'te görüyorum, çok var kürk giyen yani. 10 kadın, 100 kadından 5-6 tanesi kürk giyiyor. Bir de bunda hoşlanıyorlardı değil mi? Üstünde bir hayvan taşımaktan. Enteresan bir şey. Türkiye'de Ağır Abi'yi oynayan insanların komedi yapamadıklarını düşünüyorum demişsin. Ağır Abi derken ne demek istedin mesela? Ya neden biliyor musun? Bunu gene ben Fransa'dan bir örnek olarak aldım. Tamam. Lino, Baş Belası diye bir film var. Belki bilirsiniz. Yok, hayır. Bu Lino Ventura ile Jacques Brel. Bunların ikisi, Lino Ventura hep böyle şey film adam oynamıştır işte. Mafya rollerinde, tamam. Polis rollerinde inanılmaz böyle minimalist ve bakışlarıyla oynayan bir adam. Bunların bir filmi var Baş Belası diye. Jacques Brel de böyle daha geveze bir adam oynuyor. İkilisinin inanılmaz böyle kült bir filmi var işte Baş Belası diye. Ve Fransızlar bunu çok severler, zıt karakterleri bir yerde birleştirmek. Yani ben böyle işte bir Ağır Abi rolünde oynayan bir adamı veya mesela bizim komedilerde oynayan bir çocukla böyle bir şey, aslında böyle bir senaryo getirmek daha böyle yani şey olabilir diye düşünüyorum. Daha böyle ilgi sen çekici. İki, hem Ağır Abi oynayan bir aktörü bir komedyenle bir araya getirmek. Tabii bir araya getirmek bence en güzeli, en doğru olabilir. Bunu ya Fransızların hani şeyleri çok sağlam, kalemleri, senaryoları çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Kara mizahta, komedide, evet. Durum komedisinde özellikle. Peki senin komediye bakış açın nedir? Ben komedi oynadım zaten bir filmde. Ama ağırlığına bakarsak, şimdi Türkiye'deki kariyerine bakarsak, sen drama evet. dizilerinin oyuncususun ve çoğunlukla filmlerinin. Bu senin özellikle bir tercihin mi oldu, yoksa sana gelen teklifler mi seni bu yönde? Ben komedi oynuyordum Fransa'da. Yani öyle hep, mi? Tabii tabii, reklamlarda, filmlerde. Yok, aslında dizide de oynadım. Şey, daha ağır rolleri oynadım ama yani hem komedi hem dramda oynadım. Oynayabilirim diye düşünüyorum. Ayrıca bu arada yeni bir tiyatro projemiz var. Süper. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki. İsmi de Salvador Dali'yi kim öldürdü? bu da Dali'yi kimse öldüremez dermiş. Salvador Dali öldürülmedi biliyorsunuz. Evet ya. Ve şüpheliler Marilyn Monroe, Frida, Edith Piaf ve Virginia Woolf. Ben de komiser oynayacağım ve bu kara mizah bu çok arada güzel. Tamamen böyle bir komedi. Fransa'dan mı getirdiğin? Hayır, SHKM yapıyor ve benim pardon, bu Fransa'da mı hayır, olacak? Hayır, Türkiye'de SHKM yapacak. Ay bunu. Çok güzel bir şey. Yakın bir arkadaşım Erdi, o yazdı. Gerçekten de çok güzel bir kalemi var. Özgün bir oyun. Çok iyi bir oyun. İnanılmaz güzel yazılmış. Her karakterin, işte Marilyn Monroe'nun gerçekten hayatını, karakterini anlıyorsunuz. İşte Edith Piaf'ın o bütün... Ama onlar helalde Dali dönemine denk gelmiyorlar. Gelmezler yani. Burada şey yani. Dönemsiz bir şey. Değil mi? Bu tamamen mantık böyle olarak. Hani spasyo parole olarak. Bir, tamamen bir hayal, bir, tabii, bir fantazi. Evet, fantezi. Bak sen senaryodan anlıyorsun, zaten olay onun üzerinden gidiyor. Yani biraz evet, ama çok güzel. Bu da yeni, ama daha provasına henüz başlayacaksınız. Daha oyuncu seçimi var. Daha kast yapacaksınız. O dört Sadri kadın çok güzel. Olacak. Dört kadın da çok iyi seçmeniz gerekiyor. Evet, çok güzel roller var orada. Hepsinin de rolü çok güzel. Orada da zaten çok Kerem Alış'a güveniyorum bu kast konusunda. Ben de güveniyorum ve biz size de güveniyorum. Kısa bir reklamdan sonra burada olacağınızı biliyorum. Buyursunlar. Cansel Elçin'le masa harikaydı. Biz yeni tanıştık, bugün tanıştık, bu akşam tanıştık. Ama tanımış kadar oldum evet. Seni artık. Çalışırken öyle oluyor zaten, ama bir mesajın daha var.
Mesajlar hadi. Yağdı sana, yağdı. Çok şanslısın. Hadi bakalım görelim kimdenmiş. Salut Denzel, ciao. Alors, je suis à Paris. Écoute, tu nous manques, tu me manques. Et je t'aime et j'ai envie de te voir bientôt. Donc si tu ne viens pas, je viens te prendre à Istanbul. À bientôt, ciao. Bak, almaya gelecekmiş seni Francesca. Evet. Paella evet. Galiba değil mi? Kendisi inanılmaz iyi bir oyuncudur. İtalyan asıllı arkadaşım. Fransızca biliyor. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de belgeseller çekiyor. Levantenlerin üzerinde belgesel yaptı. İnanılmaz kültürlü, inanılmaz enerjik. İnanılmaz bir kızdır yani. Ay ne güzel. Ama bir mesajın daha. Mesajlara boğdum seni. Gelsin efendim. Haydi son mesajı da alalım. Cansel selam. Şimdi şöyle, Cansel'le biz 2006 yılında, 2005-2006 yıllarında Küçük Kıyamet filminin setinde tanıştık. Ben Küçük Kıyamet'in senaryosunu yazmıştım. Şunu söylemem gerekiyor. Cansel'le ilgili en çok sevdiğim şey, çok doğal bir insan olmasının dışında kazandığı paraları yine sanata yatırması. Filmler çekiyor ve çok da iyi, anlamlı filmler bence. Biraz göz önünde olmadı o filmlerle ama buradan herkese öneririm. Ve Cansel'e buradan tekrar selamlar. En yakın maçta görüşmek üzere. Sahada görüşecek misiniz Doğu Yücel'le? Evet, karşı karşıya oynuyoruz. Öyle mi? İyi bir yakın sabit. Zamanda var mı bir maçınız? Var var. Bundan bir iki ay sonra. Peki şimdi sana tatlı tatlı güzel sorular sordum. Ama programı kapatırken senin obsesif olduğunu ve simetri takıntın olduğunu öğrendim. Kulağıma kuşlar fısıldadı. Bilmiyorum. Doğru ben mu? Burçlara falan takılmıyorum ama... Başak burcusun diyorlar. Ben de Başakları bilirim. Var mı simetri takıntını? Bence yok ya. Var, 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 var. Gerçi peçetede falan bir ara düzelttin evet. Ama kupayı falan bir düzeltmedin. Ya var. Var, var öyle. Bir de sıkıntılı yani mükemmeliyetçiliği severim. Hem kendimde hem de insanlardan da beklerim böyle şeyler. O da bazen kendimi diyorum ki ya insanlar sana uymak mecburiyetiniz değil yani. Biraz rahatla falan. Böyle şey yaptım. Zor bir şey ama insanları defolarıyla sevmeyi yaşlandıkça canım, öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Değil mi? Yani çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben çok teşekkür ederim. Doğru. Çok güzeldi seni tanımak. Oyunda Frankenstein oyunda izlemek için çok arzu ediyorum gelmeyi. Sizler de efendim Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu'nda Frankenstein'i izleyebilirsiniz. Buradan tüm ekibe bizden selam götür. Bol şans. Çok teşekkür ederim. Fransızca nasıl kapatacağım programı? Kendinize iyi bakın diyeyim bir de. Söyle bana. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. C'est un super programme. Je vous embrasse. Ama ne yaptın ya? Ben sundum programı. Sen sundun. Merci beaucoup. Görüşürüz. De rien madame. İyi akşamlar.